Mütareke sonrası hükümetlerin icraatları hakkında Mondros mütarekesinden sonra bu konuda hayli yazı yazan, pek çok meseleye değinen Refi Cevat bir müddet Tevfik Paşa kabinesinde dahile nazırı olarak görev yapan Mustafa Arif Bey'i eleştirmekte. İcraat gösteremediğinden şikayet ederek tüm iddiaçıların tutuklanarak adalet önüne çıkarılmalarını istemektedir. Nitekim İHŞ meselesi ve bu konuda bazı yolsuzlukların yapıldığı dedikodusu üzerine hükümet ve nazırların suskunluğunu eleştirerek buna bir anlam veremediğini söylemektedir. Hükümetten icraat beklediğini dahili nazırı Mustafa Arif Bey'in hiçbir iş yapmadan adeta istifa mektubu elinde dolaştığını iddia ederek hükümetin namuslu ile namussuzu, zalim ile mazlumu, cellat ile masumu ayırt etmesini istiyordu. 11 Kasım 1918'de kurulan 1. Tevfik Paşa hükümeti birçok gazetenin eleştirilerine maruz kaldı. Bunun en önemli sebebi Nafya Nazırı Ziya Paşa, Vali Nazırı Abdurrahman Efendi ve Efkaf Nazırı Ahmet İzzet Bey'in yeni kabinede yerlerini korumalarıydı. Bunun yanı sıra Efkaf Nazırı Ahmet İzzet Bey'in dahili nezaretine ve Abdurrahman Efendi'nin de İHŞ nezaretine vekaleten tayini eleştirilerin şiddetini arttırdı. Tevfik Paşa baskıların üstesinden gelemeyince kabinede istifalar başladı. Kabinede bazı değişiklikler yapmak için 12 Ocak 1919 günü Tevfik Paşa istifa etti. Fakat padişah kabineyi kurma görevini yeniden Tevfik Paşa'ya verdi. Bunun üzerine Bahri Nazır Ali Rıza Paşa, Marif Nazır Yusuf Ziya Paşa ve Efkaf Nazır İzzat Paşa dışındaki bütün kabine üyeleri değiştirildi. Bu konu hakkında bir yazı kaleme alan Refik Cevat, Tevfik Paşa hükümeti içinde bazı nazırların matbuattan haberleri bile olmadığını hatta onu tehlikeli bir güç olarak gördüklerini hatırlatarak bir dönme dolaptır gidiyor. Dolabın kolu kimlerin elinde? Gizli kuvvet, aman dikkat edelim. Bu dolap bizi de sürüklemesin. Diyerek kaygılarını belirtiyordu. Hükümetten elle tutulur, gözle görülür, icraat göremediklerini vurgulayan Refi Cevat gazetelerdeki buhranı bükela sözleri üzerine Dahiliye Nazırı böyle bir şeyin olmadığını söylüyor. Sanırız kendisinde asabi bir buhran var herhalde. İddia teraki memleketi felaketi sürüklerken başarılı oluyor da. Şimdiki hükümet hayra delalet eden işlerde neden vafak olamıyor? Elbette bu rehavet ve uyuşukluk yüzünden buhran ortaya çıkacak. Tevfik Paşa gibi kıymetli bir ricalin etrafında toplananlar koltuklarını doldurmalı. Hatta taşırmalıdırlar. Adam için mevki değil, mevki için adam arayalım. Merkeze iktidara gelecek olan her hükümet evvela ne yapacağını, ne yapması lazım geleceğini düşünmeli ve yapabileceğini fikrinde tespit ederek aklı keserse işin başına gelmeli demektedir. Refi Cevat Su hazırlı ve kabine başlıklı yazısında barış müzakerelerini hazırlanan kabineyi uyararak şöyle diyordu: Hükümet itilaf devletleri ile barış görüşmelerine hazırlanmaktadır. Halk görüşmeleri meraklı beklemektedir. Taraflar görüşmelerde Wilson ilkelerine dayanarak hareket edecektir. Wilson ilkeleri özellikle azınlıklar tarafından kullanılmak istenecektir. Her milletin kendisini yönetmesi Osmanlı'nın çok milletli yapısına zarar verecek bir maddedir. Hükümetin bu maddeye çok dikkat etmesi gerekir. Hükümet Avrupa'ya kendisini doğru anlatmalıdır. Konuyu Batı Trakya'ya getiren Refil Cevat, Azınlıkların ve Müslümanların Batı Trakya ve İstanbul gibi şehirlerdeki nüfusunu gösteren bir harita yayınlanmıştır. Haritaya bakıldığında Anadolu ve Trakya'daki bütün şehirlerde Müslüman nüfusun diğer unsurlardan daha fazla olduğu görülmektedir. Buna rağmen bugün hükümet Osmanlılık fikrini savunduğu için azınlıkta kalan Rum ve Ermeni vatandaşlarını da kucaklamaktadır. İttihat ve terakki milliyetçilik fikrinin etkisinde kalarak zamanında bu unsurları dışlamıştır. Bu durum büyük kayıplara yol açmıştır. Oysa bugünkü hükümet bu hatayı tekrarlamayacaktır demektedir. Yunanistan Başbakanı Venizelos, Batı Trakya'da Dede Ağaç Limanı'nın Bulgarlara, Kavala bölgesinin Yunanlara, geri kalan kısmın ise Türklere bırakılmasını teklif etmişti. Bu teklifi mantık dışı bulan Refi Cevat, bu topraklar iplik yumağı değildir ki makasla kesilip bölünsün. Mösyö Venizelos, Batı Trakya'yı da İzmir'e benzetmek istiyor. İzmir'de yaşanan olaylar ortadadır. Yunan askerleri sokak ortasında keyfi olarak insanları öldürmektedir. Ama Batı Trakya bu hale gelmeyecektir. Batı Trakya Türktür, Türk kalacaktır. Batı Trakya 6 yıl boyunca Bulgaristan işgalinde kalmıştır. Buna rağmen bölgeye bakıldığında Türk nüfusunun %70 oranında olduğu görülmektedir. Üstelik her tarafta Osmanlı eseri bulunmaktadır. Bunlar da gösteriyor ki Batı Trakya Türklere aittir diyordu. Wilson ilkelerine göre Batı Trakya'nın Türklere bırakılması gerekliliğini savunan Refi Cevat, milletlerin hakkını teslim etmek için belirlenen Wilson ilkeleri dikkatle incelenmelidir. Bu ilkelere göre bir yörede hangi milletin nüfusu fazla ise o bölge o millete bırakılmalıdır. Ancak görülmüştür ki İzmir meselesinde bu ilkeler uygulanmamıştır. Şimdi aynı durum Batı Trakya meselesi için geçerlidir. Osmanlı bu bölgeyi fethetmeden önce Türkler buraya yerleşmiştir. Osmanlı buraya geldikten sonra köprüler, camiler, medreseler yapmıştır bölgeyi Türk memleketi haline getirmiştir. Bölgenin nüfusuna bakıldığında Türk unsurunun diğer bütün milletlerin toplamından daha fazla olduğu görülecektir. Wilson ilkeleri hakkıyla uygulanacaksa bölgenin Türklere bırakılması gerekecektir değerlendirmesinde bulunur. Refi Cevat Hürriyet İtilaf ve Buhranı Vükela başlıklı yazısında Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın iktidara geleceğine dair bazı söylentiler üzerine bir fırka için en büyük hedefin iktidara gelmek olduğunu, ancak bu zor şartlar altında hükümet etmenin son derece sakıncalı olduğunu işaret ediyordu. Tevfik Paşa ve İzzet Paşa kabinelerine atıfta bulunarak bu kabinelerin başarılı olamadıkları için görevden çekildiğine ve onların bu başarısızlığının siyaset sahnesinden silinmelerine yol açtığına dikkat çekiyordu. Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın bu noktayı dikkatle düşünmesi gerektiğini hatırlatıyordu. Tevfik Paşa kabinesindeki krize değinerek bu krizlerin daha önce de yaşanmış olduğunu ancak her krizin ülkeyi memleketi daha büyük bir felakete sürüklediğini hatırlatarak şöyle diyordu: bir taraftan ekonomik kriz, bir taraftan toplumsal kriz yaşanırken buna bir de siyasi krizin eklenmesi hasta vatanın daha da yıpranmasına yol açabilirdi. Bu krizlerin atlatılması göreve gelen hükümetin sağlam nazırlar seçmesine bağlıdır. Nazırlar sadece o makamda oturmakla değil, o makamın hakkını vermekle sorumludur. Osmanlı devletinin bir an önce anlaşma yapmasını ve ilkeleri doğrultusunda hareket edilerek netice alınmasını savunan yazar, dünün haydutlarına, ağalarına devlet karşı koymuştur. Bugün bunlara karşı aynı direnci gösterebilecek midir? Bunu bekliyoruz. Milletimiz bugünkü hükümetten sulh içinde neler yapılacağını heyecanla bekliyor demektedir. Refi Cevat siyasette sinirlerimize hakim olursak elimizde kalan enkazı vatanı kurtarma kabil olabilir. Yapılacak şey şerati surhiyemizi hüsni niyetle tatbike çalışmaktır. Böyle yaparsak ileride hakkımızı geri alabiliriz. Şartlara uymazsak İstanbul'dan da çıkabiliriz demektedir. Daha önce damat Ferit hükümetinde dahili nazır olarak görev yapan, daha sonra Peyami Sabah gazetesini çıkaran Ali Kemal Bey'in bir yazısında Memleketin kurtuluşu için el ele verilmesi gerektiğinden bahsetmesi üzerine cevaben kimlerle el ele vereceğimizi anlamak icap eder. Muhalefet namına hareket eden zevatı umduğumuz gibi bulamadık karşılığını vermiştir. Siyasetteki sıkıntılara dikkat çekerek iddiaçıların oyununa gelinmemesine ve uyanık olmak gerektiğini belirten Refi Cevat devamla ''Kabinedeki dört azanın tebdili yerinde oldu.'' matbuatın bazıları hoş görmemişlerdir. Arda kuvvetli bir el maskeleri aşağıya indirmelidir. Sürgüne gönderilmeden önce gazeteme şu baş yazıyı yazmıştım. Vatandaşlar intihabatta iddiat ve terakkiye rey verirseniz vatan mahvolur. Zaman geldi rey vermeye gerek kalmadı. İktidara geldiler. Vatan mahvoldu. Bugün yine iktidara gelecekler fakat bir darbe gibi. Babali'de nazır keserek değil, bugün sükunetle yaklaşıyorlar. Tehlikeyi görmeyen, anlamayan zavallı milletimiz ve arkadaşlarımız. Matbuatta öyle gazeteci arkadaşlar var ki arkadaş demeye utanıyor, iğreniyoruz. Mustafa Arif Efendi onlar için pek kıymetli bir azaydı. Çünkü onun nazırlarından sonra yılanlar ve çıyanlar ortalığa çıktılar. Böyle bir nazırın arkasından ağlanmaz mı? paket gazetesi sahibi Emin Bey'den kabine meselesi hakkında daha salim düşünmesini isterdik. Biz ne lazımsa yapacağız, söyleyeceğiz. O da olmazsa baklayı ağzımızdan çıkaracağız demektedir. Refi Cevat hükümetten beklenen şeyin vatanı bu hale sürükleyenlerin yani iddiaçıların cezalandırılması olduğunu fakat şimdiye kadar hiçbir şeyin yapılmadığını yapmak istenilmediğini şu sözlerle ifade ediyordu. Ortada maktul var mı? Var. Vatan var, millet var, şerefi memleket var, var, var. Katil var mı? Binlerce. Onların tebrikine amir olan kanun var mı? O da var. O halde yok olan nedir? Bil mecburiye ma söylüyoruz hükümet. Bu kıyastan anlaşılıyor ki kanun perest olduğunu söyleyen hükümet, kanunun amir olduğu şeyi yapmamakla kanunsuzluğa düşmüş oluyor. Daha doğrusu kanunu tatbik etmemekle maddi ve manevi büyük bir mesuliyet yükü altına girmiş oluyor. Bu hükümete yarın sormazlar mı ki madem suçlu vardı neden gereğini yapmadın? Öyleyse mazlumla caniyi ayırınız. Bu talihsiz vatan ne kadar süredir daha ehil olmayan ellerde kalacak? bugünkü hükümetin kalmasını istiyoruz. Bu bizim hakkımızdır. Hükümetin bir türlü kendisinden beklenen icraatı yapamadığına işaret eden Refi Cevat, bu icraat iddiaat ve terakki üyelerinin cezalandırılmasıdır. Bir gazeteci hükümetin ileri gelenlerinden birine bunun nedenini sormuştur. Cevap olarak henüz bir ihtilal yapmadılar ki cezalandıralım diye karşılık verilmiştir. Eğer hükümet bu tutumunu devam ettirirse eli kanlı katiller elini kolunu sallayarak ortada dolaşmaya devam edecektir. Oysa suç ortadadır. Kanunlar da ortadadır. Durum böyleyken durup ihtilal beklemek hatadır diyordu. Ata alan Üsküdar'ı geçti adlı yazısında hükümeti tekrar şiddetle çatan ve işgalci düşman kuvvetlerinden misafir olarak söz eden Refi Cevat Diyarbakır valisi Reşit Bey'in firar etmesi üzerine bütün suçun kabinede olduğunu söyleyerek yazıklar olsun. Biz her zaman söyledik söylüyoruz. Millet, vatan, dünya sizlerden icraat bekliyor efendiler dedik. Memleketimize gelen misafirler şu vatanı ittihat ve terakkin elinden kurtardı. Bizlere teslim etti. Bu adamları tepelemek hükümetin ilk vazifesiydi. Uğraşa uğraşa bir şey yapmayan dahilin ağzını devirdik. Yeni hükümette de bir şey yok. Bir katili bile muhafaza etmekten aciziz. Şimdiye kadar misafirlerimizin yaptığı şeyleri hükümetimizin yapması gerekirdi. Hükümetin elle tutulur, yanı kalmamıştır. Bir an evvel çekilmelidir. Hürriyet ve itilaf fırkası hükümeti kurmalıdır. Demiş. Maalesef itilaf devletlerinden medet olmuştur. İşte Refi Cevat'ın baklayı ağzımızdan çıkarırız dediği buydu yani iktidarın hürriyet ve itilaf fırkasına verilmesiydi. Aynı zamanda bu fırkanın bir üyesi olan Refi Cevat, işgal kuvvetlerine misafirler demekle sadece kendi düşüncesini değil, hürriyet ve itilaf fırkasının da meseleye bakış açısını yansıtıyordu. Nitekim Mustafa Kemal Atatürk nutukta, Efendiler, Rıza Paşa kabinesi ve o kabinede harbi nazırı olan zat, aziz vatanımızı işgal eden süngülerini milletin can evine saplayan düşmanları misafir kabul ediyor ve onlara misafirperverlik ve yumuşaklıkla harekette mecburiyet görüyor. Bu ne düşüncedir, bu ne kafadır, milli dava bu muydu diyecektir. İstanbul resmen işgal olunmadığı halde fiilen itilaf devletleri askerleri şehrin her yerindeydi. Okullar, kışlalar, resmi ve özel binalar itilaf askerlerinin subaylarının dinlenmesi, barınması ve çalışmaları için işgal ediliyordu. Ayrıca Ermeni yetimlerinin eğitim ve iskanı için de binalara el konuluyordu. Ermenilere zulüm yapıldığı gerekçesiyle itilaf subaylarının emir ve zorlamasıyla içlerinde önemli kişilerinde bulunduğu birçok kimse tutuklanmıştı. Bu durum Meclis-i Mebusan'da hükümete yönelik tepkileri artırıyordu. Tevfik Paşa hükümetinin aziyeti sokaklara da yansımıştı. Asayişin sağlanması için İtilaf Devletlerinden yardım istenmişti. Bunun üzerine kabinede bazı değişiklikler yapmak ve tepkileri azaltmak için Tevfik Paşa istifa etti. Fakat padişah kabineyi kurma görevini yeniden Tevfik Paşa'ya verdi. Hükümet değişikliğini memnuniyetle karşılayan Refi Cevat, en büyük beklentilerinden birinin mazlum ve mağdurların kurtuluşu için genel bir af ilanı olduğunu söyleyerek yeni hükümetin itaat ve terakkinin ileri gelenlerini tevfik etmesi üzerine. Milletçe padişahımızın etrafında toplanalım. Hükümetten daha fazla sorumluluklar bekliyoruz diyerek bu değişimi yerinde bulmuştur. 1. Tevfik Paşa hükümetini İttihat ve Terakki üyelerini yönetimden uzaklaştırarak olumlu ilk adımı atmış olduğunu, bunun da kamu oyunca memnuniyetle karşılandığını belirterek halk bundan sonra daha etkili adımlar beklemektedir. Tevfik Paşa barış yanlısı bir devlet adamı olarak bilinir. Paşa'nın bu tutumu dış güçlere karşı olumlu bir siyaset olsa da iç güçlere karşı kabul edilemez. Çünkü içeride İttihat ve Terakki üyeleri vardır. Bu güçle barışçıl bir tutum ile mücadele edilemez. Yapılması gereken bu çetenin bütün üyelerinin bir an evvel cezalandırılmasıdır. İşte o zaman hükümet gerçek makamına oturmuş olacaktır demektedir. Hürriyet ve İtilaf Fırkası'na güvendiğini ve bu fırkanın yanında yer aldığını vurgulayan Refi Cevat, fırkaların İttihat ve Terakki çetesinin karşısında bir bayrak altında toplanır gibi toplanması gerektiğini söyleyerek, Keşke maskeler inse de gerçek yüzlerini görsek. Dünün kan içicileri ile anlaşamayacağız. Hayır, aslında anlaşmayacağız. Hürriyet ve itilaf son ümittir diyerek halkın dertlerine çare olmaları kaydıyla hükümete destek olacağını ifade ediyordu. Refi Cevat basında hürriyet ve itilaf fırkasına yöneltilen eleştirilere de cevap verdi. Bu noktada Celal Nuri Bey ileri gazetesine yazdığı bir yazısında Hürriyet ve İtilaf Fırkası ile İttihat ve Terakki Fırkası'nı karşılaştırıyordu. Yazıda Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın iktidara gelemeyecek kadar tecrübesiz olduğu belirtiliyor. Damat Ferit Paşa tecrübesizlikle itham ediliyordu. Bunun üzerine Refi Cevat, Celal Nuri Bey'in bu iki fırkayı birlikte düşünmesi bile yanlıştır. Çünkü itaat ve Terakki bir fırka değil, çetedir. İktidarı zorla almıştır. Hürriyet ve itilaf fırkasının ise hiçbir zorbalığı görülmemiştir. Tecrübesizlik noktasına gelince. İttihat ve teraki o kadar tecrübesizdir ki ülkeyi bu duruma düşürmüştür. Celal Nuri Bey ülkenin içinde bulunduğu durumu görmezden gelmektedir diyordu. Kabinede yaşanan istifalar üzerine tavsiyelerde bulunan Refi Cevada göre hükümet etkili bir çözüm üretememiştir. Hükümetin bu durum karşısında yapabileceği iki şey vardır. Ya tamamen istifa edip yeni bir kabine kurulmasına imkan verecek ya da eksik nezaretleri bir an evvel dolduracaktır. İçinde bulunan zor günlerde böyle bir siyasi kriz memleketi daha çok yıpratmaktadır. Hükümetin içeride ve dışarıda çözmesi gereken birçok sorun vardır. Bu siyasi krizlerle zaman kaybedilecek bir vakit değildir. Hükümetin bir an evvel bu siyasi krizi bitirip halkın asıl sorunlarıyla ilgilenmesi gerekir. 12 Ocak 1919'da Tevfik Paşa'nın tekrar sadarete getirilmesi üzerine kaleme aldığı yazısında bu kere de başarılı olacağı düşünülmemelidir. Çünkü aynı nazırlarla kabineyi oluşturmuştur. Dahili nazırlığına getirilen Reşit Paşa ilk kez nazır olmuştur onun ne yapacağı bilinmemektedir. Yine harbi nazırlığına getirilen Ferit Paşa da ilk kez bu görevi üstlenmiştir. Evkaf Nazır İzzet Bey eski kabininin en aktif nazırıdır. Ancak o da son zamanlarında bu çalışma ateşini yitirmiştir. Bu haliyle yeni kabininin ne yapacağını zaman gösterecektir diyordu. Kabine krizi ve dört nazırın değişmesi üzerine İttihat ve terakki yanlısı gazetelerin bu isimlerin gitmesine pek üzüldüğünü söyleyen Refi Cevat bunların görevleri süresince itaat ve terakki lehine kararlar almış olduğunu özellikle de Adliye Nazırı Haydar Molla'nın İttihat ve terakki üyelerini kollayarak bunların yargılanmasına izin vermediğini hatırlatıyordu. Hükümete zaman zaman tavsiyelerde bulunarak icraatın süratle teminini istemekte. İttihat ve terakki çökmüştür, yanmıştır. Ortalık artık iz kopmaktadır. Yeni hükümet kuvvetle nefes alsa bu kokuyu duyacaktır demektedir. İttihatçıları iktidara gelmek için her şeyi göze almakla suçlar ve onları Trablus karbın elimizden çıkmasına sebep olan ocakçılar diye alaya alır. Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın iktidara gelmesine halkın sabırsızlıkla beklediğine ve bunun da gerçekleşmiş olduğuna işaret eden Refi Cevat, Hürriyet ve İtilaf Memleketin son şansıdır. İttihat ve Terakki Memleketi yakıp yıktıktan sonra başa gelen hükümetler hiçbir iş yapamamıştır. Onlar da en az İttihat ve Terakki kadar bu ülkeye zarar vermiştir. Şimdi ise yönetime, hürriyet ve itilaf fırkası gelmiştir. Bu fırka namuslu ve dürüst bir fırka olarak bilinir. Ayrıca çok aktif bir siyasi fırkadır. Bu özellikleriyle halka umut vermektedir diyordu. 12 Ocak 1919 tarihinde hükümeti yeniden kurmakla görevlendirilen Tevfik Paşa, görüldüğü yeni kabinede sadece 3 ismi değiştirdi. Bunlardan Harbiye Nazırlığına getiren Ömer Yaver Paşa, İttihat ve Terakki hükümetleri tarafından emekliye ayrılmış ve saraya yakın bir isimdi. Adliye Nazırı Arif Hikmet Paşa da Abdülhamit'in damadıydı. Arif Hikmet Paşa daha önce Kamil Paşa kabinesinde de bulunmuştu. Kendisi hürriyet ve itilaf çizgisinde birisiydi. Fakat bunların da ötesinde saraya en yakın isim olan Ahmet İzzet Bey'in vekaleten dahi olsa tahili nazarlığına getirilmesi kabineye yönelik şiddetli eleştirilerin yapılmasına sebep oldu. Kuruluşundan itibaren şiddetli tenkitlere maruz kalan hükümet birçok gazetenin ve fırkaların hücumuna uğradı. Yapılan eleştiriler karşısında iki defa kabinede değişikliğe gidilmesine rağmen istenilen sonuç elde edilemedi. Böylece baskılara dayanamayan Tevfik Paşa istifasını verdi. Aynı gün 1. Damat Ferit Paşa hükümeti kurulmuş oldu. Bu gelişme üzerine Damat Ferit Paşa hükümetinin hiç vakit kaybetmeden faaliyetlerine başlamasını isteyen Refik Cevat bundan önceki hükümetlerin yaptığı hataları yapmamalıdır diyordu. Devamla Tevfik Paşa kabinesinin en büyük hatası zamanı boşa harcamasıydı. Tevfik kabinesi iktidarı boyunca istifa eden nazırların yerine nazır bulmakla uğraşmıştı. Bundan dolayı hiçbir icraatte bulunamamıştır. Hürriyet ve itilaf iktidara geldiği için nazırların uzlaşmaması mümkün değildir. Kabine tam bir düzen içinde işleyecektir. Bu düzen içinde kabinenin yapacağı ilk icraat ülkeyi bu hale getiren çete üyelerini cezalandırmak olacaktır, diyordu halkın Ferit Paşa hükümetinden beklediği ilk icraatın iç güvenliğin sağlanması olduğunu savunan Refi Cevat şöyle diyordu. Sultan Abdülhamit 33 yıllık saltanatı boyunca en çok iç güvenliğe önem vermiştir. Bunda da son derece başarılı olmuştur. Bundan dolayıdır ki ülke onun saltanatı boyunca topraklarını elde tutmayı başarmıştır. Ferit Paşa da aynı yolu izlemelidir. İttihat ve terakki çetesi ülkede karışıklığa yol açmıştır. Bu tutumlarını hala da sürdürmektedirler. Hükümet bir an evvel çete üyelerini tutuklayıp cezalandırmalıdır. Bu noktada halk yeni dahili nazarı Cemal Bey'den büyük icraatlar beklemektedir. Damat Ferit hükümet yayınladığı bir beyaname ile Rum vatandaşlara kucak açmış ve onları koruyacağını taahhüt etmişti. Hükümetin bu yaklaşımının herkes tarafından takdir gördüğünü ne yazık ki daha önceki hükümetler görevlerini yapmadıkları için bu hükümet görevini yapınca büyük bir lütuf olarak algılandığını vurgulamaktadır. Ona göre damat Ferit Paşa kabinesi çalışkan bir kabinedir. Bu durum göreve geldiği ilk günden kendini belli etmiştir. Şimdi bu icraatlarla durum daha yanlışılmıştır. Rum vatandaşların Hükümetin bu tutumu karşısında içinde bulundukları bu hatadan sıyrılıp tekrar Osmanlı'ya yakınlaşmaları umulmaktadır. Beyamı Sabah gazetesi başyazı Ali Kemal Bey'in bir yazısına atıfta bulunan refi Cevat şöyle demektedir. Hükümet bilhassa ricali hükümet cesaret göstermeli buyuruyorlar ne suretle cesaret göstermek icap ediyor. Bir ricale devletin bu gibi mühim zamanlarda şecaat ve cesaret göstermesine hepimiz taraftarız. Fakat bu şecaat ve cesaretin hangi cihetle masturuf olması düşünülecek bir keyfiyettir. Şimdiki halde memleketin şecaat ve cesarete ihtiyacı var. El yem mevki iktidarda bulunan Sadrazam Damat Ferit Paşa Hazretleri bu sıfatlarla muttasıp oldukları sadareti kabul eylemek suretiyle isar eylemişlerdir. Buna şüphe etmiyoruz. Hükümetin reis kârında bulunan zatın bir kere cesur olduğunu kabul ettikten sonra bu cesaretin sarf edilecek cihetini tayin etmek icap ediyor. Biz ise sulhi şeraiti tayin ettikten sonra şecaat ve cesareti medeniyenin tevcih edeceği noktayı tayin ve tespit eylemiştik damat Ferit Paşa ve hükümetin Sevr Anlaşması'na imza etmemek suretiyle şecaat ve cesaret göstereceğini ve bundan şüphe etmediğini ifade eden Refi Cevat, İttihat ve Teraki'nin baldırı çıplak onun gösterdikleri cesaret daima memleketin zararına olmuştur der ve sözlerine şöyle devam eder. Buna kimse taraftar olamaz. İttihat ve Terakki gibi koca memleketin hal ve istikbalini ortaya atarak onun hayatıyla oynamak cesaretini gösterecek kabadayı az bulunur. Buna cesaret edemez. Cinnet denir. Şecaati ve cesareti medeniye, haksızlığa karşı mutavatı kâmile göstermek değildir. Eğer sabahın hükümette ettiği tavsiye, bu ise hükümeti hazıranın kabul edeceği bir zihniyette olmadığını bir defa daha tekrar etmek vazife şinaslığını ifa etmek isteriz. Bundan birkaç gün evvel yazdığımız veç ile bize teklif edilen şerati sul mehumu ile kabili tevfik değildir. Mesalihi tarafayının mümkün mertebe kabul edebileceği maddeleri ihtifa etmesi icap eder. Avrupa tarafından bize teklif edilen şerat ise doğrudan doğruya bir tarafın lehine, diğer tarafın aleyhine verilen kararın tevhiminden ibarettir. 19 Mayıs 1919'da damat Ferit'in ikinci kez iktidara gelmesine sevinen Refik Cevat buna memnun olmayanları eleştirerek adeta onun avukatlığına soyunarak şöyle demektedir. Bu noktada Ferit Paşa'nın ilk sadrazamlığından İzmir'in işgali yüzünden istifa ettiği söylenmektedir. Ferit Paşa ikinci kez sadrazamlığa gelerek işgali kabul etmiş gibi görünmektedir. Oysa bu eleştiriler haksız eleştirilerdir. Ferit Paşa ilk görevinden İzmir'in işgali yüzünden istifa etmemiştir. Siyasi kriz yüzünden istifa etmiştir. Kabinedeki bakanlar tek tek istifa etmiş. Ferit Paşa bunun önünü alamadığı için kendisi de istifa etmek zorunda kalmıştır. Şimdiki görevinde ise daha temkinli davranacaktır. Değerlendirmelerinde istikrar bulunmayan Refi Cevat, ertesi gün sadrazamın halkın beklentilerine cevap veremediğini söylemekte. Bunun da en büyük nedenini damat Ferit Paşa kabinesinin prensiplere uygun davranmaması olarak göstermektedir. Sözlerine devamla Ferit Paşa, ilk sadrazamlığında kabineye hürriyet ve itilaf fırkasını üyelerinden oluşturmuştur. Ancak görülmüştür ki bir fırka kabinesi başarılı olamamaktadır. Damat Ferit Paşa ikinci görevinde de aynı şekilde hareket etmiştir. Öte yandan önceki kabinede posta ve telgraf nazırı olan Ali Kemal Bey bu görevinden istifa ederek kabineyi zor durumda bırakmıştır. Şimdi aynı kişi bu defa dahili nazır olarak göreve gelmiştir. Bu prensipsiz davranışlar hükümeti başarısızlığa götürecektir demektedir. Ona göre bu noktada gönüllere su serpen tek teselli noktası ülkenin bu hale gelmesinde bütün milletin değil birkaç zalimin suçlu olmasıdır. Dünyada bilir ki 3-5 kişinin hatası bütün bir millete mal edilemez ne var ki tam bir saf dillikle. Er geç itilaf devletleri de bu durumu anlayacaktır ve işgale son verecektir diyordu. Paris'te yapılacak olan barış görüşmeleri üzerine düşüncelerini açıklayan Refik Cevat, iddiaçıların yok ettiği itibarı yeniden elde etmek için bir fırsat doğmuştur. Avrupa'ya kendimizi ispatlayacak bu konferansı iyi değerlendirmeliyiz. İstikrarlı görünmek zorundayız demektedir. Yurdumuzu işgal eden itilaf kuvvetleriyle birlikte hareket eden Yunanistan için yaklaşımı hâli ilginç olan Refi Cevat, İstanbul'daki Rumların Yunanistan lehinde numaiş yapması üzerine bir Arap ile bir Türk arasındaki münasebet ne kadar tabi ise bir Rum ile bir Yunanistan arasındaki münasebet o kadar tabidir. Osmanlı Rumları Yunanistan lehinde numaişler yapmışlardır aslında onların nazarında Venizelos vardır diyecek kadar da gaflet içindedir. 15 Mayıs 1919'da İzmir'in Yunanlar tarafına işgali damat Ferit hükümetinde şaşkınlık yarattığı gibi hükümet yanlısı gazetelerde de bunu izlemek mümkündür. Yunan işgali karşısında bile hala itidal ve sükunet tavsiye eden Refik Cevat aradan bir sene geçmesine rağmen çaresizliğini, ne kadar büyük bir tezat ve gaflet içerisinde bulunduğunu, bütün olanlardan Kuvayi Milliye'yi sorumlu tutarak gösterecektir. Bu konuyla ilgili olarak şöyle diyordu. Milletler cemiyetine başvurarak hakkımızı arayalım. Ednebi bir milletin taziki savaşa girmiş, bu milletin haklarını çiğnemek reva mıdır? Asırlarca bağımsız yaşamış olan Türk milleti tutsak yaşayamaz. İtilaf devletleri bunu iyice bilsinler. Bizim istediğimiz adalettir. Hiçbir Türk ne Edirne ne, İzmir, ne de Trakya kalbinden çıkaramaz. Lord George, biz Türklere Müslüman oldukları için ayrı muamele etmeyeceğiz. Alman ve Bulgarlara nasıl muamele edilecekse Türklere de öyle demişti. Türkler adalet istiyorlar. Bu adalet nasıl olacak? Halbuki İzmir'in işgalinden iki gün sonra yazmış olduğu bir yazıda İzmir'in ilhakı diye bir meselenin olamayacağını, işgali yapanların Yunan halkı değil, itilaf devletleri olduğunu vurgulayan Refi Cevat devamlı. Bunu da Mondros mütarekesine uygun olarak yapmışlardır. Bugün de itilaf devletlerinin bir kuvveyi muavenesi sıfatıyla İzmir'i işgal ediyor. Bu işgal keyfiyetini yapan Yunanistan değildir. İtiraf devletleridir ki mütarekenin maddeyi malumanesine istinat ediyorlar. Bu hakkı biz kendilerine bahşettik demektedir. Bu arada Ahmet İzzet Paşa, Damat Ferit Paşa hükümetindeki meclisi vükela nazarlığından istifa etmiştir. Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın sözcüsü durumunda olan Alemdar ise bu istifası ile ilgili olarak Refik Cevat imzasıyla yayınladığı yazıda Paşa'nın iyi bir siyaset adamı olmadığını, Mundus mütarekesinden sorumlu olduğunu, Enver, Cemal ve Talat Paşa'ların onun teşkil etmiş olduğu kabinenin beceriksizliği, hatta müsaadekarlığı sayesinde kaçtıklarını hatırlatıyordu. Buna rağmen İzzet Paşa'nın büyük bir asker olduğunu söyleyerek, sabahın yazmış olduğu gibi Paşa'nın askeri tahsilini Berlin'de tamamlamasının bir kusur teşkil etmeyeceğini, çünkü birçok askeri şahsiyetin Almanya'da tahsil gördüklerini hatırlatarak Sabah gazetesini bu noktada haksız buluyordu. Arkası yar